işi şeye getirmeye çalışıyorum. Şimdi erkeklerin kadınlardan daha erken öldüğü galiba. Bir doğru, Evet, değil mi? doğru. Böyle ortalama bir yaş öyle. ortalama yaş öyle. Sebebi ne olabilir bunun? Acaba depresyonlarını sadece öfkeyle mi göstermeye çalışıyorlar? Yardım mı istemiyorlar? İçlerinde bir şey mi yaşıyorlar? Erkek ve kadın nörobiyolojisi farklı. Şimdi mesela stres altında erkek ve kadın farklı çalışır. Stres altında erkek beyni bir mükemmel sonuç arar. Zihinsel sınırına çekilir, orada düşünür. Konuşmak istemez. Kadın da stres altındayken yalnızlığı gidermek ister. Kendisine eşlik edilmesini ister. Beraber paylaşarak rahatlama Ben ister. stres altında değilim o zaman, şu Ya anda tabii gayet iyiyim. ister. Yani o, ama beyninin ön bölgesinde eğittiyse bu dengeyi sağlayan kişi. O da yıllar içerisinde oluyor tabii. Evet. Oluyor. Şimdi böyle durumda ikisi de stresliyse biri konuşmak istemiyor, biri yalnızlığı gidermek istiyor. O zaman niye dırdır yapıyorsun diyor kadına. Çok Ya konuşuyorsun sen diyor. işte. Halbuki kadının, hatta ben unutmam, bir erkek gelmişti böyle. Ya dedi ki, eğitimli kişilerdi karı koca. Ya dedi, hani maçta dedi şey vardır dedi. Top ceza sahasına girdiği zaman sunucu nasıl noktasız virgülsüz konuşur? Benim hanım bütün gün böyle konuşuyor dedi. Aslında bir baktı ki kadın kaygıdan öyle konuşuyor. Elinde değil, mutlu değil, kaygılı. Beni anla demek istiyor aslında konuşurken. Şu soruna çözüm demek istemiyor. Kadın mükemmel çözüm istemiyor. Sadece yani bak, elini omuzuna atsa, ya bunun bir çaresini buluruz. Sen yani herhalde kendini kötü hissediyorsun. Yolunu buluruz dese, böyle sıcak, şefkatli, Daha az nazik, konuşup bak daha iki çok sihirli dokunarak. kelime var. Bak, şefkat ve nezaket. Şefkat mesela sevgiden daha büyüktür. Sevgide Şefkat. bencil bir sevgi olabilir ama şefkat içinde empati olan bir Değil mi? sevgidir şefkat. Evet. Yani karşılıksızdır, koşulsuzdur. Nezaket de saygıdan daha büyüktür. Çünkü nezaketin içerisinde de saygıda, korkudan da bir saygı olabilir. Ama nezakette içinde Nezaket. empati olan bir saygı vardır. Yani onun Yani için şefkat şefkat ve bu nezaketi nezaketi. bir evde değer olarak yaşatın. Emin ol, birçok sorunlar kendiliğinden düzeliyor. Aslında sadece karı koca ilişkisinde Bütün değil, bu iş, sosyal, annenizle, herkes, dostlarınızla, arkadaş, iş, her tarafta. iş ilişkinizde de, Yani değil şu mi? kalemi öyle fırlatarak vermek var, bir de nezaketle vermek var. Peki bu biz depresyondayken bunu nasıl yapacağız hocam? Yani nasıl bunun nezaket kuralı? Tabii depresyon, Klimayı kapatalım mı? depresif ruh hali farklı, depresyon farklı. Bak, depresyon ruh hali hemen hemen hepimizde zaman zaman oluyor. 3 günden fazla sürerse böyle durumlarda bu uzman yardım tavsiye ediyor, ama 15 günden fazla sürerse büyük ihtimal ilaç gerekiyor. Ama depresyon öyle işte şey tarzında, depresif ruh haline depresyon karıştırmamak. Her kimin zaman zaman mutsuzluk depresyon değildir. Evet. Mutsuzluk, çünkü şimdi biraz önce söylemiştim ya, mesela böyle yalnızlık, yalnızlığın sonunda mutsuzluk oluyor. Küresel bir salgın bu. Evet. Yani insanlar kendini yalnız hissediyor. Yalnız hissedince işte madde kullanımından tutun da, İşte her şey fazla tabii. alışverişe tutun da, Evet. böyle beyindeki ödül yetmezliği sendromu deniyor zaten bağımlılığa şimdi. Ödül yetmezliği Yetmezliği sendromu. Beyin sendromu. hazza doymuyor bir türlü. Ödül yetmezliği sendromu. Bakın hanımlar, bir tane ayakkabıdan 20 tane alıyorsanız Yok, yok. Doymuyor. bu Doymuyor. Beyin doymuyorsunuz. doymuyor. Evet. Daha çok aldıkça da daha çok hata yapıyor. Sonra pişman oluyor. Eve alıyorsunuz, bir ev butik gibi. Bir Aynen açılmamış öyle. paketler dolu. Evet. Çok Yani o eskiden aslında... çok yaptım. Ya. Şimdi 5 senedir falan doğru düzgün ancak ihtiyacım olduğunda bir tane alıyorum. Yani bu da insan deneme yanılmayla da Evet, öğreniyor evet. tabii birçok şeyi. Ama bunlar insanın bir rahatlama tekniği Şey mi aslında. hocam, yani nitelik ve nicelik kavramları var hayatımızda. Bize hani böyle söylerlerdi. Nitelikli olan ve nicelikli olan işte. Nitelikli nedir? Nitelikli şu anda sizle burada sohbet ediyoruz, değil mi? Tabii. Bir bilgi paylaşımı yapıyoruz. Ve izleyicilerimize de buradan bir şeyler vermeye çalışıyoruz. Yani bizi dinledikleri zaman. Niceliklerse aslında işte daha hafif, daha kolay geçilen, ben ona şey diyorum, daha light, böyle popcorn, işte aslında çok anınızı geçireceğiniz bir sinema filmi. İşte ya da böyle abuk sabuk kadın televizyon programları diyorum ben direkt onlara, hiçbir işe yaramayan, Tabii, hiçbir şey boş yaramıyor. boş Aynen öyle. konuşulmuş ve maalesef ki ne bizim kültürümüze hizmet ediyor ne de bizim toplumumuza Zarar veriyor. zarar Hizmet daha etmeden çok. oyalamaktan çok zarar veriyor sana. Aynen, çok daha fazla zarar Kesinlikle. veriyor. Nicelik de bu oluyor aslında, değil mi? Ya da size mesela işte bir kahve fincanı hediye etmişimdir. Bu maddesel bir şey. Teşekkür edersiniz.
Ama işte sizin bilginizin kıymeti bundan çok daha farklıdır. Çok daha önemlidir yani benim yaşam boyunca. Şimdi peki biz bu stresle baş edemediğimiz zaman bir kere doktora gitmeniz. Değil mi? Tabii yani hafif streslerde gerek yok. Bak kontrol edilebilen stres faydalıdır. Hı. Kontrol edilemeyen stres zararlıdır. Bir açar mısınız? Mesela kontrol edilebilir stres nasıl olur? Kontrol edilebilir stres zararlısız değil, hatta faydalıdır. Bakın bende var mı acaba? Mesela önüne bir engel çıktı. Hı hı. Böyle kişi kontrolü kaybetmezse bu engeli nasıl aşarım odaklanırsa? Hı hı. Ümitsizliğe, karamsara düşmezse tamam. A planı, B planı. Mesela bir 100 kapılı bir bina düşünün. Hı hı. O binaya 99 tane kapısı kapalı. Hı hı. Girmeye çalışıyorsunuz. Tek kapalı kapılar zorlarsanız giremezsiniz. Etrafını dolaşırsınız soğukkanlı bir şekilde. Açık kapıyı bulursunuz girersiniz. Ama biraz zorlamak gerekiyor. Evet. Yani şu andaki küresel böyle popüler kültür şunu diyor. Önüne bir hoşuna gitmeyen bir şey çıktığı zaman atla konuyu değiştir. Evet. Yani shift yap diyor böyle. Hemen başka şeyle ilgilen diyor. Ben onun dilini de anlamıyorum yok, hocam. Yok işte o sadece kendini kandırma ustası oluyorsun. Kendini kandırıyorsun, öteliyorsun, yok sayıyorsun. Hı-hı. Yani inkar ediyorsun. Hı-hı. Yahut da yerine başka bir şey koyuyorsun. Ama şeyde stres yönetiminde bizim tavsiye ettiğimiz böyle durumlarda onu aşmanın hazzını yaşamak. Hı-hı. Böyle durumlarda. Bir tepeyi aşıp o tepeyi geçmenin hazzını yaşamak. Bir dağ hayatta ederken dağcıların Hı-hı. şeye çıkar gibi. Baktın En 3-4 tepeye tane yol. çıktıkların. Evet. Bir, yani 3-4 tane yol aman boş ver deyip dönersen gidemezsin ama o işi isteyen dağcı ne yapar? A yol, B, C yol, 5. yolu bulur, oradan çıkar gene. Hı. Ama biraz bunun için ama güzel şeylere de ulaşmak için Biraz çaba giden sarf. yollar Evet. Taşlı yollar oluyor. Çiçekli yollar olmuyor. Evet. Biraz çaba Biraz sarf yani etmek, değil böyle mi? emek ve yatırım yapmak gerekiyor. Emek ve yatırım olursa stres bizim hatta bunlara geliştiren travma diyoruz. Hı. Kişilik bir travma yaşıyor, bir şeye üzülüyor. Hı. Bir şeye morali bozuluyor. O bana ne öğretti diyor. Onunla geçmişle ilgili takıntı yapıp da keşke 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 demek yerine ya da gelecekle acaba 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 demek Hı. yerine Hı. hatta bazı filozoflar mermer taşın üzerine bugün yazmışlar. Oturduklara koymuşlar. Böyle geçmişe ve geleceğe gidip takıldığı zaman Bugün. entelektüel enerjimiz var. Onu bitiriyor. Hı. Halbuki o enerji bugüne yetiyor bizim normalde. Değil mi? Hemen bugüne dön diyor. Bugüne dönüyor. Anı yaşa deniyor ama aslında o tabir yanlış. Anda yaşa olması lazım. Anda yaşa. Anda yaşa. Anı yaşa. Yani eskilerin evet. Aslında bizim rahmetli dedelerimizin, anneannelerimizin hani o kadim bilgiler Tabii. Dediğimiz ben çok kıymetli Tabii. Olduğunu şu dönemde öyle olduğunu düşünüyorum. Rahmetli dedem derdi ki geceler gebedir. Sabah ola hayrola. Tabii. Yani Aynen. şimdi uyuyalım. Tabii. Sabah Tabii. düşünürüz. Öyle. Çünkü şimdi artık hani yatacağız, uyuyacağız. Çünkü gece bunu çözemeyiz zaten. Çözemeyiz. Evet. Biraz oralardan uzaklaştık. Tabii, biraz kesinlikle. bu teknolojik dünyanın içerisinde çocuklarımız aşırı stresli.